evli çiftleri anlattık da evlilik yasal olmadı ama sonuçta bir birliktelik var. Geleceğe dair bir hayat kurma var. Bunun planlaması var. Arada bir sevgi var. Bu sevginin kariyerle, belki başka bir ülkeye gitmeyle planlanması var. Ve gerçekten yoğun gelen sorulardan bir tanesi de evli olmayan çiftlerden. Yani gelecekte evlenecekler, yuva kuracaklar ama bunun başlangıcını nasıl yapabilirler? Yani eğer siz şimdi söyleyince evlilik danışmanı gibi oldu. Evlilik. Uygun adayı bulmuş olacaksınız. Burada şart o. Çalışanlık sitesi gibi oldu biraz. Aday tamam. Adayla ilgili bir sorunuz varsa bunu biz cevaplayamıyoruz. Yani adayla beraber eğitime gidecekse. Yani evlenerek mi gidelim, evlenmeyerek mi gidelim? Asıl soru aslında evet, bu. Evet, evlenmeden mi gidelim? Birimiz gitsin, diğeri sonradan evlenip mi gelsin? Hani eş durumundan gelebilir mi gibi aslında sormak istediğim oydu. Evli olmayan çiftler evlensin mi, evlenmesin mi? Eğitime giderken. Burası bizi alakadar ediyor. Gerçekten bu sorular, geliyor. Bu burası bizi alakadar ediyor ama. Yani evet. Değil mi? Bizi evet. Alakadar ediyor. Tamam, doğru yerden yakaladık, geliyor. Ne aynen böyle yani? Geliyor ama soru. Yani ne dersiniz, evlensek de mi gitsek, işte başvursak bize, evlenmesek de mi başvursak falan diye. Veya evlenelim mi, evlenmeyelim mi hani. Biraz böyle hayatlarına direkt etki eden türde sorular oluyor. Ama gerçekten de bu sorular hani sadece internetten, internet üzerinden bize gelen sorular da gelmiyor arkadaşlar. Reel olarak bizim öğrencilerimizden de böyle müstakbel olarak evlenmeyi düşünen çiftlerden de gerçekten geliyor. Şimdi bu noktada cevap verebilmek aslında biraz zor. Şöyle zor. Süreci bildiğimiz için zor. Bilmesek gerçekten de hani söylemek kolay oluyor. Yani direkt işte evlenin veya evlenmeyin diyebiliyorlar. Fakat neye göre evlenin veya evlenmeyin diyorlar. Bunların da altyapısının gerçekten çok sağlam olması lazım. Bu bilgiyi veriyorsanız öğrenciye veya bu yönlendirmeyi yapıyorsanız. Zaten çiftler kararlarını vermişlerdir veya vermemişlerdir. Evleneceklerdir veya evlenmeyeceklerdir. Bizim tabii ki buna bir duhlumuz olmuyor. Ama teknik olarak şöyle bir detay var arkadaşlar. Kanada'da Common Law Partner denilen bir durum var. Yani sizin aslında teknik olarak kağıt üzerinde yazılı olarak, imzalı olarak falan evli olmanıza gerek yok. Sizin çift sayılmanız için. Ve bu çift sayılma durumu çiftlerden biri eğitim almasa dahi aynı evliymiş gibi evliymiş gibi addedilerek çalışma izni almasına imkan veriyor. Veren bir durum. Yani o kadar ciddi ve aslında yasal bir durum. Kanada'da legal bir statü bu. Yani bizde böyle bir durum yok. İşte bizde imam nikahı falan filan diyenler bile hani legal değil. Dolayısıyla hani bizde birlikte yaşıyoruz dediğiniz zaman bunun hiçbir legal yönü yok. Yani sadece yaşıyorsunuz evet ama hani nedir? Evlilik cüzdanı isteniyor. İsteniliyor. Kanada'da böyle bir durum istenilmiyor. Dolayısıyla hani bu iki hisse arasında bir seçim yapılabilir yani. Kamulu olarak da gösterilebilir. Sizin birlikte yaşadığınız veya işte aslında birlikte yaşama birazcık daha ön koşul gibi düşünülebilir. En azından birlikte yaşanılmasa bile birlikte olunduğunun ispat edilebilmesi gerekiyor. En az son bir senedir. Öyle olduğu zaman common law statüsüne giriyorsunuz arkadaşlar. Common law olduğun zaman zaten evli çiftten dediğim gibi farklı teknik olarak sahip olunan haklar bakımından bir şey fark etmiyor. evlenelim evlenmeyelim sorusunun yanıtı da şu şimdi arkadaşlar. Şimdi siz hani common law partner bildirirseniz birisine, diyelim evli değilsiniz ama common law partner bildiriyorsunuz. Common law partner bildirdiğiniz zaman aranızdaki o şey yüzünden, aranızdaki bu bağ yüzünden evleneceğiniz ve evlenmeyi düşündüğünüz şahsın da nitelikleri ön planda tutulabilir sizin vize başvurunuz değerlendirilirken. Yani çok niteliksiz birisi veya az nitelikli birisi ise falan vesaire çalışmıyorsa tabii ki hani bu biraz negatif etken olarak gözükebilir. Bu aynı evlilikte olduğu gibi değerlendiriliyor işte o yüzden. Evet yani çiftlerdeki nasıl evlilik videosunu anlatmıştım. Aynı ifade burada da geçerli. Geçerli oluyor. Ama işte evlenmezseniz arkadaşlar gidene kadar, en azından vizeye başvurana kadar evlenmezseniz, sonra her zaman için yine evlenmeye hakkınız var. Kimse size niye evlendiniz demiyor. Olarak. Ama diğerinin vize alması için de şöyle bir durum var. Eğer kamulu olarak veya evli olarak vizeye başvurursanız, eşlerden eğitime gidecek olan eğitim vizesini alırsa, diğerinin turist vizesini alması evli çiftlerde bahsettiğimiz o durumdaki gibi, az önce bahsetmiştik evet, diğer videoda. Diğer evli videolarda. Evet, evlilikle alakalı video, evli bireylerle alakalı videolarda. O yüzden diğer bireyin turist vizesini alması birazcık daha kolay oluyor. Çünkü bir hak gibi görülüyor teknik olarak aslında. Tabii doğru başvuru yapılırsa. Fakat işte evli olmadan yaptığınız zaman, şimdi hiçbir bağ aranızda göstermediğiniz zaman diğer bireyin turist vizesi alamama ihtimali de var.
Yani eşler aslında bunlar çiftler. Atıyorum 5 senede birliktesiniz ama common law partner olarak vize formunuzda belirtmediniz eşinizi. Yani eşiniz derken bu bayan da olabilir, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yani hangi tarafa eğitime gidiyorsa diğer tarafı belirtmezse eğer, diğer tarafın maddi koşullarına bakmak gerekiyor. Bakın yine mevduat yeterli, eğitim durumu. Çünkü doğru ve iyi bir işte, uzun zamandır hani kariyer olarak güzel bir pozisyonda çalışıyordur. Zaten hani başka ülkeleri de ziyaret etmiştir. Seyahat geçmişinde de problem yoktur. Kanada'ya turist vizesi başvurusunda yaptığında alınabilir. Yani alınma ihtimali yükselir böylelikle. Dolayısıyla ondan çok fazla çekinmeye gerek var mı? Yok. Ama böyle bir durum yoksa, hiçbir ülkeye gitmemiş, eğitimi çok iyi değil, eğitimi iyi, kariyerinde 7-8 senelik boşluk var, işte çocukları olmuş vesaire gibi, ondan sonra veya bir başka da evlenmiş, boşanmış, sonra sizle evlenmiş. Böyle kezler de geliyor gerçekten de. Yani böyle boşluklar varsa arkadaşlar, turist olarak gitmeyi düşünen şahsın vize profili sallantıdaysa riskli. Riskli. Yani o yüzden o kararı çok iyi vermek gerekiyor. Common law partner olarak göstermek de gerekebilir. Ya bazı kezlerle göstermeyi biz tavsiye ediyoruz. Bazen bazı kezlerle göstermemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü yani aslında bu yalan söylemek de olmuyor. Bu kişinin kendi tercihi. Çünkü asıl olan aslında eşlerden bir tanesinin gitmesi. Eğer hayatınızı o şekilde şekillendirmek istiyorsanız arkadaşlar, giden, eğitime giden taraf sonrasında belki biraz beklemek zorunda kalabilirler ama yine evlenirler. Yine tabii almaya hakkı olabilir. Ama en azından bir tarafın vizesini, yani ilk vize eğitime gidecek olan tarafın vizesini negatif etkilememek adına evli olmayan eşin, yani common law partner olarak gösterilecek veya gösterilmeyecek kişinin case'ine, durumunu çok iyi incelemek gerekiyor. Ona göre aslında sonuçlar, her şey şekillenmiş olacak. Evet. Dedik ya hani evli olan olmayan, bunlarla ilgili detaylandırmak istedik. Gelen sorulara da birazcık da bunlara farkındalık olsun istedik. Bu da evli olmayan çiftlerimizin eğitim almakla Kanada'ya gitmeyin nasıl yöntemleri olur ve daha da önemlisi aslında vizede, değil mi? Vize sorununda nasıl bir bakış açısı sergilediklerine biraz farkındalık yaratmakta amacımız. Dilerim fayda sağlamışızdır. Dilerim bunlarla ilgili gelecek olan soruları da minimize etmiş bir düzeye de getirmişizdir. Son bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Arkadaşlar, sorular ve cevap veren siz olduğunuz için. Evlilik evlilikle alakalı iki tane şimdi üstte video çekmiş olduk. Yani özellikle bunlar çok sorulduğu için muhtemelen diğer videomuzda bu videoyu izleyen arkadaşlar izleyecektir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Evli çiftlerle özellikle mevduat yeterliliğinin bekar beylere göre olabildiğince fazla olması lazım. Bize soruyor ne kadar olsun. Arkadaşlar, bunun bir üst limiti yok. Yani reasonable dediğiniz makul bir para banka hesabında olmasını biz yeğleriz. Çünkü hani bu sefer 1 milyon TL veya işte dolar göstermek de çok mantıksız bir şey. Böyle birikim varsa niye böyle bir eğitime gidiyorsunuz sorusu da sorulabilir. Hani akıl da oluşabilir. Ama hani böyle mantıklı makul sınırlar içerisinde olabildiğince yüksek göstermekte her zaman fayda var. Yani varsa birikiminiz, gösterin olabildiğince. Ne kadar varsa hepsini gösterin. Ama alt sınırlarda kaldığınız zaman riski. Bu kişi adedi sayısı arttığı için riski de artırıyor. Ters orantı var. Tabii. Yani kişi adedi artınca aslında maddiyatında o kadar gücün artması gerekiyor teknik olarak. Bunlarla ilgili aslında vize süreçleriyle ilgili mal, mülk, araba bulunması gerekli mi? Çektik. Bunları da anlattık. Biraz isterseniz o videolara da bakın. Yani ne kadar para olması gerekli, araba olur mu, ev olur mu diye bunlarla gelen soruları da videolaştırmıştık. Eğer vakit bulursanız bu videolara da bakın. Vize için neler gerekli kısmını biraz kafanızda bilgi de olmuş olur. Eklemek istediğiniz? Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.